Kösem Sultan. Sen kazandın. Sonunda istediğin oldu. Saltanat senin. Güç, kudret hepsi senin. Öyle ya, kaç padişah, kaç şehzade feda ettin bu yolda. Kardeşlerimin hepsini tat sevdasına kurban ettin. Bil ki o tat kanlıdır. Huzurla oturabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Er yahut geç, seni de boğacak. Ben gidiyorum. Kaya'yı da alıyorum yanıma. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Belki Rabbim seni böyle cezalandırıyordur. Öyle ya. Bütün zalimler yalnız ölür çünkü. Daim istikbalimizi düşünmeye mecburuz. Biz sultanların yas tutmaya vakti yoktur. Öyle ki devleti Ali Osman'ın bekası için gerekirse evladımızdan bile vazgeçeriz. Ben öyle bir sultan olmayacağım. İstemiyorum. Vicdanlı olacağım. Hatırladın mı o günü? Anastasya. Gel benimle. Son nefesinde bir söz vermiştin ona. Şehzadelerini, evlatlarını sana emanet etmiştin. Böyle mi sahip çıktın emanetine? Osman, Mehmet, Bayezid, Kasım, Murat... Bir de İbrahim.
Öyle olsun istemedim. Doğru. Sen sadece onları korumak istedin. Bunun da tek yolu güçlü olmaktı. Ama elde ettiğin güç onları hayatını mahvetti. Öldürdü. Sen ne biliyorsun Anastasya? Ne biliyorsun? Sen Ahmet'le tatlı baharı yaşarken ben fırtınalarla mücadele ettim. Ömrümün en zor zamanlarında yalnızdım ben. Kimse yanımda yoktu. Öyle olmak zorunda değildi. Evlatlarına sarılabilirdin. Onlara beraber yürüyebilirdin. Ama sen yalnız olmayı seçtin. Gücü sevdin. Gücü sihrini sevdin. O sihir seni zehirledi. Kör etti gözlerini. Ne vicdanın kaldı, ne merhametin, ne de masumiyetin. Masumiyet. Senin asıl gücün buydu Gözem. Zihrin, silahın buydu. Sen, annesinin ilk göz ağrısı, babasının bir tanesi, kardeşinin canıydın. Adasının taze çiçeği, fırtına görmemiz badem ağacı, dalgasız deniziydin. Şimdi ise bir zalimsin. Hayır, olmadım. Öldün Gözem. Olmadım. Öldün Gözem. Evlat katili oldun. Hayır. Öldün. Olmadım. Evlat katili. Sus! Bir evlat katili oldun. Sus! Evlat katili. Sus! Evlat katili. Sus! Evlat katili. Sultanım, siz ne yaptı bu cariye, yoksa siz öldürmeye mi kalktı? Ay, cariye değil, Anastasya. Ben evlat katiliymişim. Katilmişim ben. Sultanım, aklınıza mukayyet olun. Bizim sizden başka kimimiz var? Korkutmayın bizi. Bakın. Hizmetinizdeki cariyelerden biri bu. Hayal görmüşsünüz. İbrahim'i öldürdüğümde. Evlat katili oldum. Destur! Valide-i Muazzama Kösem Sultan Hazretleri! Paşalarım, divana başlamadan evvel
Herkes bilsin, işitsin. Ben bir karar aldım. Mühim bir karar. Destur! Valide-i Kebir, Naibe-i Saltanat Kösem Sultan Hazretleri! Büyük validem. Mehmet'im, sen dairene dön, divana ben devam edeceğim. Daha kararımı söylemedim ama. Siz nasıl isterseniz. Sultanım, padişahımızın divanını nasıl bölersiniz? Ve dahi tahtına oturursunuz. Bu onun iradesini hiçe saymak demektir. Her şeyden evvel usullerimize aykırı. Bu yaptığınız zinhar kabul edilemez. Usulü erkanı sizden öğrenecek değilim. Siz bu devleti kimin yönettiğini unutmuşsunuz. Pusulanız şaşmış sizin. Gaflet ve dalalet çukuruna düşmüşsünüz. Siz kim oluyorsunuz da benden habersiz divanı toplayıp naibeliğime son vermeye kalkıyorsunuz? Doğru mu bu paşa? Hünkârımız bu kararı mı ilan edecekti? Neden suspus oldunuz? Niyetiniz bu değil miydi? Evvela naibeliğime son verip akabinde katlim için ferman isteyecektiniz, öyle değil mi? Yazık. Yine beni öldürme sevdasına düşüldü. Ben 4 devlet gördüm. Bunca yıldır saltanat sürdüm. Benim ölümümle ne alem tamir olur ne de yıkılır. Cesaret edemezler sultanım. Ederler paşa, ederler. Ederler de kudretleri yetmez. Ben Valide-i Muazzama Kösem Sultanım. Kimse diş geçiremez bana. Ne bu leş kargaları ne de bunları besleyen oturan sultan. Şimdi gidin bunları bir bir o küçük valideye söyleyin. Öyle boş hayallere kapılıp da hünkâr torunumu anısız koymasın. Tamam, çekilin.
geldiler. Hasret giderdin mi oğlunla? Allah sizden razı olsun sultanım. Hiç değilse bazı vakit yüzünü görüp kokusunu içime çekebiliyorum. Çok şükür bütün torunlarım yanımda. Ahmet'im, Süleyman'ım, Mehmet'im. Keşke Orhan'ım da olsaydı. Daha yaşına girmeden Rabbim cennetine aldı. Hümaşah toparlayamadı kendini. O günden beri varlığıyla yokluğu bir. E tabii. Evlat acısı başkadır. Rabbim torunlarıma uzun ömürler versin inşallah. Amin. Bu biraz da senin elinde Dilaşup. Benim yanımda olup bana biat edersen eğer... evladının yanından hiç ayrılmazsın. Kim bilir? Belki de saltanatını dahi görebilirsin. Benden yana şüpheniz olmasın sultanım. Her zaman size sadık olacağım. Sözünüzden çıkma. Kolla kendini keman kes. Ah! Yaraladınız beni şehzadem. Şehzadem? Yiğit torunum. Hadi Lala'nın yanına git, derslerinden kalma. Sultanım. Hacı Ağa olan biteni anlattı sultanım. Turhan Sultan hududunu misliyle aşmış. Evet. Torunumu her fırsatta bana karşı zehirliyor. Evet. Siz de bu sebeple Sultan Mehmet'i hal edip yerine Şehzade Süleyman'ı mı geçireceksiniz sultan? Turhan başka çare bırakmadı bana. Evvela naibeliğimi elimden alacak. Sonra ben dahil herkesi boğdurtacak. Şehzadelerin akıbeti de bu. Vaziyetin farkındayım sultan. Lakin Sultan Mehmet daha 9 yaşında bir çocuk. Validesinin günahını ona nasıl yükleriz? Turhan'dan kurtulmak için her şeyi denedim. Fakat olmadı. Şimdi işimi taliye bırakamam. Sultanım, Sultan Mehmet sizin torununuz. Günahsız bir sabi. Ben Devlet-i Aliye'nin bekası için kendi evlatlarımdan vazgeçmişim. Murat'tan, İbrahim'den vazgeçmişim. Torunlarımdan mı vazgeçemeyeceğim? Bir torunum gider, bir torunum gelir. Senelerdir beraberiz sultanım. Nice ölümlerden geçtik. Nice savaşlardan geçtik. Bir an dahi tereddüt etmedim. Verdiğiniz her kararda yanınızda oldum. Lakin ben bu vebali alamam. Dileğim odur ki siz de almayın. Benim kararım kat'i. Sen ne diyorsam onu yap. Benim de kararım kat'i. Emrinizi yerine getirmeyeceğim. Ben yokum artık. Git. Git, sen de git. Sen de sırtını dön bana. Benim kimseye ihtiyacım yok. Thank you.
Sıkıldım bunları mühürlemekten. Hem uykum da geldi. Ama büyükvalidem bitirmeden yatmak yok dedi. Bu son. Gel. Hünkârımızın sütünü getirdim ağa. Koy şöyle. Tamam sen çık. Hayırdır Melek Kalfa? Ne bu hal? Sultanım yetişin. Kösem Sultan hünkârımızı zehirleyecek. Bitti nihayet. Uyku vaktiniz geldi hünkârım. Sütünüzü için de yatın artık. Ne oldu ki validem? Oh, Allah'ıma şükürler olsun. Oh. Nerede o? Nerede o? Kösem Sultan neredesin? Sultanım. Çık dışarı neredesin? Sultanım sakin olun. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Hepiniz. Kim neyin hesabını verecekmiş? Bu kadar mı kalbiniz karardı? Kendi torununuzu zehirleyecek kadar öyle mi? Zehir mi? Kes sesini korkutuyorsun torunumu. Ne demek oluyor bu? Yine nasıl bir oyun oynuyorsun bize? Rezalet. Kimin haddini sultanımızı böyle çirkin yalanlarla itham etmek? Öyle mi? O zaman alın için. İçin de görelim. Atike Sultan vaktinde söylemişti. Kendi evladına acımayan senin evladına da acımaz demişti. Haklıymış. Sizde merhametin, vicdanın zerresi kalmamış. Yazık. Bundan sonra oğlum benimle kalacak. Ve siz onu asla göremeyeceksiniz. Eğer bir kez daha cüret ederseniz, öyle bir tufan olurum ki sizi ezmeden dinmem. Bunca yıldır yanımdasın. Soframa oturdun, meclisime girdin. Hiç mi bir şey öğrenmedin? Senin kopardığın tufan benim bir mumumu söndürmez.
sultanım. Üveys efendi söyledi. Melek Hatun'la konuşurken görmüş. Lalezar sen mi söyledin? Kırk yıl düşünsem senin bana ihanet edeceğin aklıma gelmezdi. Benim de sizin küçücük bir çocuğun canına kıyacağınız aklıma gelmezdi. Hangi vicdana sığar? Hem elinize ne geçecekti? Şehzadem Süleyman'la Ahmet'im yaşayacaktı belki. Fakat senin ihanetinden sonra ölüme yürüyecekler. Turhan'ın istediğini altın tepside sundun ona. Turhan Sultanımızın hırsları var. Nice hatalar da yaptı, kabul. Lakin masum bir çocuğun canına kıyacak kadar gözü dönmedi henüz. Lalezar! Kendine gel, edebinle konuş! Tamam acı. Her hain gibi o da ihanetine kılıf bulmuş işte. Hırslarınızın neye mal olduğunu görmüyor musunuz sultanım? Sevdiğiniz herkesi, yanınızda olan herkesi kaybettiniz. Kızlarınız, oğullarınız ya ah ederek gittiler bu diyardan ya da yüzünüzü bile görmek istemiyorlar. Kabul edin artık. Vazgeçin. Sizin devriniz bitti. Kes! Alın şunu götürün, idam edin. Sonra bir çuvala koyup boğaza atın. Ben vicdanım rahat öleceğim. Peki ya siz? Götürün şunu! Turhan Sultan beni naibelikten azledip katletmeyi kafasına koymuş. Bunun için her yolu deneyecek. Akabinde şehzadelerin katli için ferman yazacak. Hal böyle olursa hem ahali hem Yeniçeri kırılır. Şehzadelerin ve dahi bizim can selametimiz Sultan Mehmet'in halledilmesine bağlı. Bektaş Ağa, sen ocakta bana sadık güvendiğin adamları topla. At meydanında siper alın. Sabah namazından evvel saraya baskın düzenleyeceksiniz. Kuşçu Mehmet Harem'in kapılarını açacak. Turhan Sultan hünkârımızı gözü gibi sakınıyor. Silahlı adamları sarayın dört bir yanını çevirmiş vaziyette. Haklarından gideriz evvelallah. Bektaş Ağa, pür silah hazırlanın. Emredersiniz paşam. Hacı Ağa, sen de kuşçuyla birlikte haremi emniyete al. Yeniçerilere yardım edin. Hüseyin Paşa, işin en zor kısmı sana düşüyor. Sultan Mehmet'i zapt edeceksin. Emru ferman devletli sultanımızındır. Ben Kemankeş Paşa ile de irtibata geçer. Derhal hazırlıklara başlarım. Kemankeş yok. Tercihini yaptı. Yollarımız ayrıldı artık. Sultan Mehmet'i şimşirliğe mi kapatacağız sultan? Hayır. İbrahim'in başına gelenlerden sonra tekrar bir isyan çıkmasını istemiyorum. Sultan Mehmet ve validesi Turhan Sultan'ın katli şarttır. Hacı.
Yaseminler. Sen mi diktin? Allah'ın bir hikmeti sultanım. Kendi kendine çıkmış oracıkta. Ne çok severdiniz. Merhum Sultanahmet gizli bahçenizin her tarafını ektirmişti. Ahmet'im öldükten sonra hepsi soldu. Ben de bir daha dikmedim. Kokusu sevdiklerimi hatırlatıyordu zira. Ailemi, evimi, aşkımı hatırlatıyordu. Sandım ki kokusunu almazsam hasretim gider. Unuturum hepsini sandım. İnsan mazisini, sevdiklerini unutabilir mi sultanım? Bu mümkün mü? Unutamıyormuş işte. İstedim ki ömrümün son demi farklı olsun. Ayrılıktan, ölümden azade bahar açsın bahçemde istedim. Gül koksun istedim. Olmadı. Sultan. Hadiseyi mi işittin? Eğer beni vazgeçirmek için geldiysen çok geç. Vazgeçirmeye değil. Yanınızdayım demeye geldim. Ben sizden gelen her şeye razıyım sultanım. Kahrınız da, lütfunuz da başım üstüne. Ben artık bu yolda yokum demiştin. Anladım ki benim yolum da, menzilim de sizsiniz. Sizden gayrı bir hayat yok benim için. Seneler önce kaderin ipleri beni size öyle bağlamış ki bizi ancak ölüm ayırır. Saadetidir. Zaten toprak onun ayakları altında çiğnendiği için baştan başa gül olmuştur. Yasemin olmuştur. Ey sultanım! Ayağını bastığın yerler sana meyveler verir. Çiçekler, çimenler bitirirken toprağından yüz nasıl kaldırılabilir? Yerde ve havada olan her zerreye iyi bak. Onlar da bizim gibi bir kudretin meftunu ve mecnunudur. Neşeli, neşesiz, iyi, kötü her zerre senin etrafında tavaf eder durur. Çünkü ey sultanım, senin yüzünün güneşi göklere sığmaz, cana, cihana sığmaz. Hal böyleyken şaşılacak bir şeydir ki geldi, benim içime, benim gönlüme sığdı. Gönlümü
kendine yer edindi.